Selam arkadaşlar. Bugün çok özel bir gün. Niye? Çünkü elektrikli ve hibrit araçları test etme günü. Hafta sonu sizler yani kullanıcılar gelip burada çok çeşitli elektrikli ve hibrit otomobilleri test etme olanağı buluyorsunuz. 10-11 Eylül cumartesi ve pazar sabah erken saatlerde başlıyor. Bugün mesela 12'de başlayacaktı. 10'da başladı hatta ve akşam 18'e kadar yani 6'ya kadar bu devam ediyor. Eğer gelmediyseniz de önümüzdeki yıllarda gelmiş olursunuz inşallah. Büyük ihtimalle de önümüzdeki yıllarda daha büyük bir organizasyon olacak. Hangi otomobiller var burada? Onlardan bahsedeyim. Mesela BMW'nin elektrikli otomobilleri var. Mercedes'in elektrikli otomobilleri. Yine Toyota'nın, Lexus'un hibrit otomobilleri var. Ve şurada görüyorum MG var mesela. Aynı zamanda Honda var. Renault var. Hyundai var, Suzuki var ve başka ne var burada? Bir tane daha görmüştüm. Hemen hemen elektrikli hibrit otomobil satan markaların pek çoğu buraya ya stand açtılar yahut da araçlarını buraya gönderdiler ve test ediliyor. Burada insanlar yani sizler herhangi bir ücret ödemeden giriş yapıyorsunuz ve bunları test etme imkanı buluyorsunuz. Biz de buraya geldik. Etkinliğin bir parçası olarak biz de burada yer almaya çalışıyoruz. Sadece tabii ki elektrikli ve hibrit otomobilleri üretenler, satanlar değil, aynı zamanda işte şarj istasyonları kuranlar ve finansman sağlayan bankalar gibi pek çok bileşenler de burada kendilerini sergiliyorlar. Markaları saydık. Peki hangi otomobiller var burada? Onlara da isterseniz bakalım. Mesela BMW'nin iX3'ü yine BMW'nin yeni iX'i, elektrikli modeli bu da ve Toyota'nın hibrit modeli. Türkiye'de üretilen, hem SUV olarak Türkiye'de ilk defa üretilen hem de hibrit olarak Türkiye'de ilk defa üretilen Toyota'nın CHR modeli ve yine burada galiba o da iX. Evet, o da iX. Şöyle gidelim. Mercedes'in mesela EQ standı var burada. Biliyorsunuz Mercedes'in EQ modelleri tamamı elektrikli modeller bunlar. İşte burada da Mercedes'in modellerinden bir tanesini görüyorsunuz. Orada yine şöyle dönelim. RAV4 hibrit ve yepyeni Yaris Cross hibrit de burada var. Gel Enes'cim. Evet, burada Skywell standı ve Skywell'ın ET5 modeli de burada sergileniyor. Aynı zamanda Skywell bu yılın elektrikli otomobili seçildi. Hatta Mahmut Bey de burada. Merhaba. Evet, Skywell'ın CEO'su. Çok memnun oldum. Nasıl? Mutlu vallahi, musunuz? Yani TEA'da teşekkür ederiz. Bekliyor muydunuz birinci olmayı? Bekliyor muyduk? Yani hazırlık vardı tabii. Beklemiyorduk ama güzel bir tecrübe oldu bizim için de. Herhalde katıldığınız ilk yıl bu. İlk TEA'dın ilk fuarı, evet. Daha evet, önce katılımcı olarak katılmadık. Evet, ilk katıldığınız yılda birinci oldu. Aynen, aracınız. Evet. Yılın elektrikli otomobili seçildi. Skywell şöyle bir görsünler istersen. Ben de çok beğeniyorum yalnız. Hem donanım olarak çok beğeniyorum hem de tasarımını da kim yaptı onu araştırmak lazım. Sen biliyor musun? Fiat'ın eski tasarımcısı. Öyle Fiat. Mi? Ha, Fiat'ın eski bir tasarımcısı tasarlamış bunu. Gayet de şık tasarlamış. Evet, Mahmut Bey'le biraz gelin, uzak durmayın. Mahmut Bey'le biraz konuşalım. Şimdi Skywell bu sene nasıl bir hedef koydu? Tabii hedefleri tutturabilmek için öncelikle tedarik sorununuz var mı yok mu onu bilmek lazım. ÖTV indiriminden sonra ciddi bir talep patlaması oldu zaten. Hem elektrikli araçlarda hem de bizim Skywell markamız üzerinde. Tabii bu ciddi bir avantaj sağladı bize. %10'luk alt dilime giren bir paketimiz vardı. Bu avantajı sağladık biz de kendi tarafımızda Skywell'le görüşerek. Aylık 1000 araca çıkıyoruz önümüzdeki aydan itibaren. Sene sonuna kadar hedefimiz 5000 araç teslim etmek. Ve bu 5000 araç hedefi de aslında Türkiye'nin birincisi olmak gibi bir hedef anladığım kadarıyla. Çünkü kimsenin böyle bir hedefi yok. Kesinlikle. Zaten yani pazar... Skywell'e o denli güveniyorsunuz. Kesinlikle. Kendinize de tabii. Pazar şu anda zaten geçen yıl 8-10 binlerdeydi. Pardon 5000'deydi. Bu sene evet. 8-10 bin öngörülüyordu. Bunun 5000'ini biz satarız. 5000'ini biz satacağız ama pazar 20 bin seviyesinde olacak. Yani %30-%40 civarı
bu yıl özelinde bir pazar payı hedefliyoruz diyebilirim. Peki şunu soracağım, benim en çok merak ettiğim bu. Mesela siz tabii distribütör olarak yeni bu işe girmiş değilsiniz. Geçmişte de Proton distribütörüydünüz. Yani sektörde bir tecrübeniz var ama elektrikli otomobilde tecrübe kimsenin de yoktu zaten. Sizin de yoktu ve büyük cesaretle hemen bu fırsatı değerlendirdiniz. Bu dönüşümü ilklerinden biri olmaya çalıştınız ve sonuç olarak da iyi bir yere doğru gittiğinizi söylüyorsunuz. Yani bu cesareti besleyen şey neydi? Valla dedem diyebilirim size aslında. Dedem 1990'ların başında sektöre de başladı işe. Kendisi önümüzü çok açar. Bu noktada biz 5 yıldır elektrikli araç projesi için çalışıyoruz. Avrupa'daki ve Uzak Doğu'daki birçok üreticiyle birçok noktada istişarelerde bulunduk biz. Skywell ile bizim bu kadar hızlı ilerleyebilmemizin sebebi, Skywell'in sadece distribütörü değil aynı zamanda teknoloji partneriyiz. Yani bir anlamda teknoloji ihraç ediyoruz diyebiliriz. Aracın kullanıcı verilerini işleyerek biz uygulama geliştiriyoruz ve uygulamayı hem Türkiye'de hem Avrupa'daki diğer ülkelerdeki Skywell kullanıcılarına satıyoruz. Yani hem Skywell sizin tedarikçiniz hem siz Skywell'in tedarikçisi. Aynen öyle. Yazılım tarafında biz onların tedarikçisiyiz. Araç tarafında da onlar bizim tedarikçimiz gibi aslında. Bu da Türkiye'de aslında üreticiyle distribütörün işbirliğini yaptığı ilk örnek diyebilirim. Bu vizyon markayı üst noktaya taşıyacaktır diye öngörüyorum. Peki hemen şunu da sorayım size. Zamanımız da çok fazla değil. Şimdi Skywell sonuçta bir Çin markası. Hani Türkiye'nin çok tanıdığı bir marka değil. Siz her ne kadar geçmişinizde bir distribütörlük deneyiminiz olsa da sektörün içinde çok öne çıkan bir işletmede değilsiniz açıkçası. Şimdi bu noktada tüketici bir şeylere güvenmek istiyor doğal olarak. Tamam, şimdi siz hedefiniz belki de pazar lideri olmak ama bunu sağlamak için de tüketicinin hani sizin hakkınızdaki algısının güçlü olması, güçlenmesi lazım. Burada ben size şunu sormak istiyorum. Yani tüketiciye sizin vaatleriniz ne? Yani Skywell'ın araç olarak vaadine sizin o vaadin arkasında duracak gücünüz ne? Şimdi otomotiv sektöründe kartlar yeniden diziliyor. Yani güncel rekabet edilen markalarla elektrikli araç markaları tamamen farklı. Bu noktada herkes eşit şartlarda. Biz de işte AB firması da öyle. Hatta hızlı davranan da daha hızlı yol kesinlikle alıyor. Kesinlikle Nokia Apple örneği var önümüzde. Bundan yaklaşık 15 yıl önceki. Benzer bir değişim şu an otomotiv sektöründe var. Bakarsanız Avrupa'daki satılan araçlara çoğu 10 yıllık, 15 yıllık. Tok da buna güveniyor zaten. Tok da buna güveniyor. Çoğu da zaten bu noktada yeni firmalar. Avrupa'da satılan araçların Norveç'e bakın, işte Almanya'ya bakın, Fransa'ya bakın. Birçoğu 15 yıllık firma diyebilirim. Tüketici size hangi konuda güvenmeli, neye bakmalı? Size gelen soruları söyleyeyim. Çin malı sağlam mı diye. Avrupa'da satılan araçların hepsi sağlamdır bir kere. Çünkü Avrupa tip onayını alabilmesi için 20 farklı, 25 farklı, hatta 40 farklı testten geçiyor. Bu arada şunu da altını çizelim. Bizim tip onay belgemizle Avrupa tip onay belgesi aynı. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Yani Avrupa'da satılmayan bir araç Türkiye'de satılamaz. Öyle aynen. Söyleyeyim size. Doğrusu bu. Satış sonrası sorusu çok geliyor. Satış sonrasında biz, ben Y ile Z jenerasyonu arasıyım diyebilirim. Ben kendimden vazgeçtim. Ne yapsalar bu arabayı ben alırım diye düşündük. Evet. Bunun için bir proje çıkardık. Mobil uygulamayı, yazılım tarafını çok aktif kullanıyoruz. Müşteri uygulamadan randevu alıyor, bakım veya onarımsa en yakın yetkili servis gelip bulunduğu konumda periyodik bakımını yapıyor. Sadece hasar, mobil bakım. Sadece hasar veya batarya ile alakalı işlem olursa yetkili servise çekilmesi gerekiyor aracın. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Yolunuz İyi açık yayınlar. Olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ya böyle gelelim. Mesela burada Renault'un Zoe'si var yine. Renault şu anda sadece Zoe ile ama yakın zamanda tabii Megane E-Tech de gelecek ve iki tane olacak. Önümüzdeki zaman içinde Dacia'nın Spring modeli de gelecek. Yani Renault grubundan orada da bayağı çoğalacak modeller. Mesela burada şöyle bakalım. Lexus'un çok da güzel arabalar. Lexus'un hibrit modelleri burada. NX var. Mesela burada S300H var. Devam edelim böyle. Ve Honda standı burada. Honda'nın da benim çok beğendiğim HR-V ya da HR-V olarak bilinen EHIV hibrit modeli de
burada sergileniyor. Ve Garanti Bankası böyle çok güzel bir şey yapmış. Bakın Citroen Emi'den bir tane yosunla kaplı araba yapmış. Burada Garanti Bankası da işte özel olarak, bakın bu işte elektrikli veya hibrit araçlara özel uygun faizli taşıt kredisi veriyor. Onu sergilemek için de böyle bir şey yapmış. Güzel olmuş. Üstelik de bunlar doğal yosun, yani plastik değil. Şoklanmış yosundan yaptıklarını da buraya belirtmişler zaten. Ve burada Tesla'nın Model S'i var. Kırmızı bir Model S. Makyaj öncesindeki hali tabii bu. Ve MG. MG'nin de burada standı var. Ve MG de burada modellerini sergiliyor. İşte MG ZS mesela. Yine orada Marvel var. %100 elektrikli Marvel R. Yine Tesla'nın Model Y'si var. E-Garaj bunlara getirmiş. Orada Model 3 var. Ve böyle devam ediyor. Orada Suzuki'nin de hibrit modelleri var. Onlar da. Bakın işte şurada insanlar peş peşe böyle sıralanmışlar. Elektrikli ve hibrit araçları alıp burada test ediyorlar. Ve ilk deneyimlerini burada yaşamış oluyorlar. Çok güzel de bir organizasyon oluyor. İnsanların pek çoğu elektrikli otomobillerle yeni yeni tanıştığı için de onlar için de çok güzel bir deneyim oluyor. Bakın burada işte sıra bekliyorlar. Ve sırasıyla piste çıkıyorlar. Araçları kullanıyorlar insanlar. Bugün cumartesi, yarın pazar günü yine devam edecek ve isterseniz siz de gelip bu araçlardan sıraya girip araçları test etme imkanı bulursunuz. Neyse, şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.